Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşet Yiğit, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlik liderliği yapan Ayşe Karanlık ve diğer görevliler tarafından Beşkaza Meydanı'nda gençlere ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Ses sistemiyle donatılan otobüsten şarkılar ve marşlar çalınırken gençlik lideri Ayşe Karanlık tarafından Muğla Valisi Esengül Civelek'in bayram mesajı okundu. Fethiye caddelerinde ve sokaklarında tur atan gençlik otobüsü salgından dolayı buruk bir sevinç yaşayan vatandaşlara büyük coşku yaşattı. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Atatürk'ün 19 Mayıs'a çıkışının, Samsun'a çıkışının 101. yılı 19 Mayıs. Fakat dünyanın şu anda üzerinde bulunduğu pandemi sebebiyle maalesef buruk kutluyoruz diyelim. Biz de gençlerimizdeki bayram coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak adına valiliğimizin hazırladığı ve il müdürlüğümüzün koordine ettiği gençlik otobüsü tüm Muğla'nın tüm ilçelerini geziyor. Bugün de Seydikemer ve Fethiye'de, bugün Beşkaza Meydanı'nda gençlerimize, vatandaşlarımıza, halkımıza bayrak dağıtıyoruz. İnşallah yarın da elimizden geldiği kadar mutlu ve coşkulu bir şekilde bayramımızı kutlayıp inşallah bu seneyi de böyle geçirmiş olacağız. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlik liderliği yapan Ayşe Karanlık da şöyle konuştu. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlik lideriyim ve Muğla Valiliğimiz himayelerinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce gençlik otobüsümüz bu yıl ilçe ilçe hizmet vermekte. Bu otobüsün de anonsörlüğünü yapıyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hem basından hem diğer personellerimizden, ilçelerimizdeki personellerimizden her ilçede destek görüyoruz. Gerçekten ilgi muazzam. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında evet hem gençler hem vatandaşlarımız evlerindeler. Fakat balkonlardan, teraslardan, dükkanlardan, caddelerden adeta yani sanki gençlik otobüsümüzün o coşkusunu, gençlik ve spor bayramı coşkusunu bekliyor gibi insanlar. Ve özellikle Muğla Valimiz Sayın Esengül Civelek'in gençlere olan mesajını aktarırken, otobüsten duyururken İnsanların yolda durup kulak kabartmaları dikkatimizi çekiyor otobüs içinden. Onun dışında özellikle şehir merkezlerinde coşku gerçekten takdire şayan, fakat köylerimizde, beldelerimizde bizleri bekleyen çocuklarımız, gençlerimizi görünce biz de ayrıca duygulanıyoruz.